Hepimizin bildiği gibi vaka sayılarında bir artış yaşıyoruz. Tabii ki bu vaka artışlarını daha önce de yaşadık Kayseri olarak. Ama bu süreci hep beraber aştık. Kayserili hemşerilerimizle, basınımızla, çalışanlarımızla, emniyetimiz, jandarma, büyükşehirimiz, belediyelerimiz, herkes bir araya gelerek o süreci aşmıştık. İnşallah yine beraber hareket ediyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Hep beraber bu süreci aşacağız. Buna inanıyoruz. Tabii ki bu süreci aşmak için de yapacaklarımız var. Bunları yaptığımız zaman daha kolay sonuç alabiliyoruz. Daha önce bunları yaşadık. Gerekmedikçe 15 gün evde kalın Kayseri dedik. Ve Kayseri hemşerilerimiz bunu yerine getirdi. Çok büyük destek verdiler o çağrılarımıza. Ve biz o süreci rahatlıkla onların sayesinde, onların gayretiyle, onların çabalarıyla geçtik. Şimdi de aynı süreci yaşıyoruz. Tabii dünyada biliyorsunuz pik dönemleri oluyor. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz dünyada. Birçok Avrupa ülkesinde uzun süreli kapanmalar oluyor. Japonya'da dahi bu süreçte bütün iş yerleri kapanıyor, tam kapanma sağlanıyor. Ama biz ülkemizde çok şükür bu noktaya gelmeden vatandaşlarımızın çabasıyla, gayretiyle biz bu süreci hep beraber daha az kısıtlamayla geçiyoruz. İnşallah bu da böyle olacak. Biliyorsunuz 1 Mart'tan sonra vatandaşlarımızın daha rahat etmesi için, esnafımızın daha rahat etmesi için kısıtlamaların bir kısmını kaldırdık. Ve yaklaşık bir ayda bu süreci yaşıyoruz. Daha fazla kazanım elde etmek için yalnız bizim tedbirlere uymamızda fayda var. Tedbirleri bir kenara bırakırsak yeni kısıtlamaların gelmesi de kaçınılmaz olacak. Ama ben vatandaşımızda o çabayı, o gayreti gösteriyorum. İnşallah yakın zamanda vaka sayılarındaki düşüşü hep beraber göreceğiz. Vaka sayılarını artıran toplu bir etkinlik falan size yansıyan bir şey oldu mu? Şimdi tabii ki vakaların artmasının birçok nedeni var. Ama başlıca nedenlerini konuşacak olursak hep söylüyoruz. Ev ziyaretleri. Bizlerin işte misafir kabul etmesi. Biz eğer gerekmedikçe bir yeri ziyarete gitmezsek, misafir kabul etmezsek vaka sayılarımızda çok ciddi düşüş olacağını şimdiden söyleyebilirim. Şimdi apartmanlarda bir araya gelmeler çok oluyor. Günler oluyor. Şimdi bazen diyorlar ki ya Sayın Valim bu mu? Sadece bir bu mu? Hayır sadece bu değil ama en büyük nedenleri konuşuyoruz biz şimdi. Ve biz bu nedenleri ortadan kaldırmada çok daha az maliyet ortaya koyacağız değil mi? Evet. Gitmeyeceğiz, gezmeyeceğiz. Yani bir yeri kapatmıyoruz, bir iş yerini kapatmıyoruz. Sadece ziyaretleri durdurun diyoruz. Bunun maliyeti az, topluma olan maliyeti az. Biz de en az maliyetli olandan başlayalım. Bunun getirisi de daha fazla yalnız. Şimdi ev ziyaretlerini kısıtladığımız zaman, bir araya gelmeleri kısıtladığımız zaman bu vakalardaki düşüşün çok hızlı olduğunu görüyoruz. Daha önce yaşadık biz bunları. Onun için de tekrar bizler bu ziyaretleri kısıtlayalım. Ev ziyaretlerini kısıtlayalım. Misafir kabul etmeyelim. Ve bakın geçen sağlık müdürümüz de açıkladı. Mantı kesmek için bir araya geldiği zaman hanımefendilerde çok yoğun bir şekilde vaka sayısı görüldü. Niye? Uzun süre oturuyorsunuz kapalı alanda ve haliyle bu da riski artırmış oluyor. Bunun yanında yaklaşan Ramazan ayımız, bakın teravihleri biz serbest bırakıyoruz. Teravihler kılınacak ama vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum. İftar yemeklerini, toplu iftar yemeklerini evlerde birden fazla ailenin bir araya gelmesiyle gerçekleştireceğiniz iftar yemeklerini lütfen yapmayın. Çünkü aynı evde yaşamıyorsanız, sizler birkaç aile bir araya geldiğiniz zaman, o yemek, iftar açma zamanında maskeyi indireceğiniz zaman çok riskli bir ortam oluşacak. Bu Ramazan'ı da böyle geçirelim. Bu Ramazan'ı da böyle geçirelim. İnşallah diğer Ramazanlarda, önümüzdeki Ramazanlarda çok daha büyük iftarlarda bir araya gelelim. Daha kalabalıklarda bir araya gelelim. Biz iki ay daha sabredelim diyoruz vatandaşlarımızdan. Aşılama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Toplumsal bağışıklık açısından şu önümüzdeki iki ay çok önemli. Biz Haziran'ın başı itibariyle Kayseri'deki toplumsal bağışıklık oranında %60'ın üzerine çıkacağını düşünüyoruz. %60'ın üzerine de çıktığımız zaman inşallah artık hiçbir zaman vakalar yükselişe geçti olayıyla karşılaşmayacağız inşallah.